Evet sevgili 61 Saat izleyenleri, bu hafta Uğurcan, Erce ve Arda'nın yokluğunda kaleyi 18 yaşında Kaan Muradoğlu koruyacak. Kaan kardeşimiz için sokaktaki vatandaşlarımıza sorduk, ona mesajınız ne olurdu diye. Birbirinden güzel yorumlar çıktı. Biz de 61 Saat ekibi olarak ona diyoruz ki biz sana güveniyoruz. Bu kaleyi daha önceden Galatasaray'da, Galatasaray stadında Arda vardı, Tolga vardı. Biz sana güveniyoruz, başaracağına inanıyoruz. Trabzonspor'da bu hafta kaleyi 18 yaşında Kaan Muradoğlu geçecek. Ona mesajınız ne olur? Başaracağını ve kalede sağlam duracağını, çünkü eminim genç nesillere, genç kalecilere değer verdikten sonra iyi yerlere geleceğini. Bunun örnekleri Onurcan'ımız, Arda, Erce. Genç kalecilere güven verdikten sonra her zaman. Ama bu zor zamanlar değil. Normal zamanlarda da bu çocuklara değer verilmesini. Daha önceki Trabzonspor'da ne kalecilerin ve ne genç topçuların gittiklerini biliyorum. Değer verebilirim. Bu ilk belki de hata yapacaktır. Hatalar insanları olgunlaştırıyor. Kaan kardeşim başarılar yapacağına da eminim. Maça çıkıyor, göz gözesiniz artık son saniye. Ne dersin ona? Başaracaksın oğlum. Başaracaksın oğlum. Evet. Kaleye girişim tabii ki biraz heyecan olacaktır. Doğaldır. A takıma gelmiş bir oyuncu olduğu için. Kendi biraz heyecanlı ama heyecanını ilk maçta yeneceğinden eminim yani. Trabzonspor'un çok eski amigosuyum. Benim lakabım Hoptek Mehmet. Avnakir değil, Trabzon beni dünyaya tanır. Bildiğim için, Trabzonspor'un kumaşını bildiğim için yani iyi bir sonuçta orada döneceğimize eminim yani. Heyecanlanmasın, fazla paniğe kapılmasın. İnşallah iyi bir kaleci olur. Kendine detaylı bilgilerle daha iyi kendisi bildiği için abi karıştırdık kapatıyor. Tamam devam edebilirsin. Problem biz oraya. Heyecanlandı baba. Mesajım inşallah başarılı olmasını diliyorum kalecimizi. Kalecilerimizi evet aratmayacak. Ona başarılar diliyorum. Trabzon'umuz için değerlidir yani. Okay. Çok iyi hazırlanırdım. Çok iyi hazırlanırdım. Tabii tabii ki. Çünkü Trabzonspor forması ağırdır. Yani değerlendirmek lazım. İnşallah başarılı olur. Allah'ın izniyle güzel şeyler yapar. İşler çıkarır. Sonuçta genç, tecrübe fazla olmasa da bir şeyler yapar diye umuyoruz. Erzurum'dan geldik. Trabzonspor'u da vererek izliyoruz yani. Sevdiğimiz bir takım. Başarılarını temin ediyoruz. Vallahi bir memleketim için canla başla yapardım ama ben Erzurumluyum dediğim gibi. Yani inşallah beklentileri açığa çıkarmaz abi. Yani. Hadi aslanım, güveniyorum sana. Çık. Yani yap bir şeyler. Abi ben de derdim ki bizim Erzurum'un bir meşhur lafları var işte, canın yiyeyim gibisinden. Canın yiyeyim, hadi sen memleketimize yakışır bir şekilde kendin temsil et orada. Kaleye 18 yaşında genç bir çocuk geçecek. Bu çocuk sizin oğlunuz olsa ona ne mesaj ilerlerdi? Biz çocuklarımızı doğuştan Trabzonsporlu yetiştirdiğimiz için kendisine başarılar diliyorum. Hiç zorlanacağını da düşünmüyorum. Kazanacağız inşallah, alacağız. Yani elinden geleni yapsın. Böyle 18 yaşından yukarı doğru devam edecek mutlaka. Korkmasın. Hata yapsa bile kızılacak bir şey yok. İlk tecrübe. Oynarsa kendini gösterir. Güzel bir yerlere de gider. Trabzon'da güzel de olur kalıcı olursa. Hata yaparsa da gençtir. Kimsenin kızmaya hakkı yok. İsmi güzel bir futbolcu ismi olduğunu düşünüyorum. Kaliteli bir isim olduğunu düşünüyorum. Ayrıca futbolcunun adları önemlidir. Yani Kaan deyince güçlü bir isim. Korkusuzca çıksın, bildiklerini sahaya yansıtsın, hocasına güvensin, takımına güvensin, biz arkasındayız. Güzel bir mihenk taşı olacaktır kendisi için. İnşallah bir sıkıntı olmadan atlatacaktır bu süreci. Hiç sonuçtan bağımsız, alabileceği tecrübeyi alsın. 18 yaş, daha ömrünün başı. Çok güzel kazanımları olacak inşallah. Bunu değerlendirsin. Güzel bir fırsat olarak görsün. Gerekirse futbolla ilgili çok bir bilgim yok ama psikoloji son sınıf öğrencisiyim. Sadece dünyada 18 yaşında olmasına rağmen çok büyük şeyler başaran insan örnekleri var. Ve burada önemli olanın yaş değil, deneyim, tecrübe ve en önemlisi istek ve azim olduğunu düşünüyorum. Gerçekten istiyorsa eninde sonunda başaracaktır. Kendisine güvensin. Elinden gelenin en iyisini yap ama kendine haksızlık yapma, daha yolun başındasın derdim. Bir Trabzon halkı, Trabzonspor olarak Trabzonspor formasını giyecek sonuçta. Bunun üstesinden geleceğini düşünüyoruz. Kaleci olarak gerçek çok takip ettiğimiz bir oyuncu değil ama bu maçta kendisini göstereceğine inanıyoruz. Trabzonspor taraftarı olarak. Başarı beklerim ondan. Yani yeni bir eleman daha oraya gelmesi lazım. Seni tebrik ediyorum. Buralara kadar geldiğin için. Buralara kadar geldiğin için. Tabii.
Bundan sonrası için de hayırlı olsun diyorum. Herhalde yani ondan sonrası Avrupa'lara gitmeni isterim. Trabzonlu olmak, ya yani Trabzonlu mu bilmiyorum da. Trabzonluysa diğer kalecilerimiz kadar başarılı olacağına inanıyorum. Maça çıkıyor ve soyunma odasında karşı karşıyasınız. Ne söylerdin? Gönlümüz seninle derim. Başarılar dilerim. Helal olsun, devam etsin. Devam etsin. Yani. Aynen, devam etsin. Maça çıkıyor, göz gezersiniz. Mesajın ne olur? Mesajım ne olurdu? Bilemiyorum vallahi ama yani bayağı bir takdir ettim çocuğu. Takdir ettim diyor. Aynen. Başarılar diliyorum. Başarılar diliyorum çocuğa. Şu amblemi, şu amblemi taşıman lazım. Amblemi taşıman lazım. Aynen. Armayı taşı diyor. O armayı, onu o zaten yani gol attıktan sonra seviniyorlar ya, bu. Bu kalpten geliyor zaten yani. Gerçekten. Armayı taşı diyor. Armayı taşıyacaksın. Trabzonspor'un kaleci hiçbir zaman sorun olmamıştır. İnşallah bundan da olmayacağından eminiz. Yani genç bir kaleci olduğu için hepsine güvenimiz bizim fazla yani. Onlu olan kalecilerin hepsi iyi çıkıyor. O da bu şansı değerlendirecektir, iyi değerlendirecektir. Ben şahsen güveniyorum. Yani bence yeni bir Uğurcan doğuyor. Bence Uğurcan'dan ilerleyen zamanlarda daha iyi bir kaleci olabilir diye düşündüm. Çünkü daha genç yaşında. Yani bu maç her şey belli olacak bence onun kaderi için yani. Yani nasıl anlatayım? Yani şey maçım, çıkış maçım, Başakşehir maçı. 18 yaşındayım. Yani çok çalışmam gerekir. Yani yılda bir gelir bu şans. Yani değerlendirmem gerekirdi. Nasıl değerli? İki Akçabatlı genç yanımda. Aynı köylüler. Abilerini mahcup etmeyeceklerdi. Kazanacak Trabzonspor ve o da iyi koruyacak kaleyi. Güveniyoruz ona. Biliyorum. İyi de bir kaleci olduğunu da biliyorum. Altyapıda oynuyordu zamanında. Bence başarır yani. Başarır. Evet, başarır bence. Başakşehir'e karşı geçmek yani şey, nasıl diyeyim, böyle gerçekten stresli olurdu ama bilmiyorum. Altyapıda oynamış olsam ve çıkmış olsam oynayabilirdim diye düşünüyordum. Başarabilir yani bence. Başarır.